Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu mutlak değer olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT Matematik konuyla ilgili 3. adım testi olacak. Daha önce de 1-2'yi çözdük. Kanalımızda mevcut. Kitapta 7. ünite olarak geçiyor. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. TYT'ye hazırlanan arkadaşlarım için mezuna kazanım kavrama testlerini şiddetle öneriyorum arkadaşlar. AYT içinde mezun B var biliyorsunuz. MEB'in yine hazırlamış oldu. Bazen ben çok şaşırıyorum. Bazı arkadaşların haberi olmuyor. Bunlar çözülmeden sınava girilmez söyleyeyim arkadaşlar. Nefis testler. Ben de size konu anlatımlarında yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar soruları çözerken. Geçmiş ÖSYM soruları var bazı sorularda. Ben bunları çözemiyorum. Telif hakkı var biliyorsunuz. Telif haklarına da saygı duyuyoruz. Bizim çözmemiz yasak. Yani telifini alsaydım, ücretini ödeyip çözebilirdik. Ama ben kanala büyük emek veriyorum. Bir zarara uğramasın diye çözmüyorum. 5 ile başlayalım. 5'ten 11'e kadar ki soruları çözeceğiz. 5. soru der ki market alışverişine çıkan Reyhan Hanım aldığı paket peynirlerini saklama koşullarını okuduğunda 3 ila 7 derece arasında muhafaza ediniz yazısını görmüş. Bu bölgelere göre peynirin bulunmasını eşitsizlik hangisi ifade eder arkadaşlar bu aralığı? Ne demiş? X sevgili arkadaşlar 3 ila 7 aralığında demiş. Hop, bunu en güzel sayı doğrusunda gösterelim. 3 ila 7 arkadaşlar. Bizim göreceğimiz değer şu 3 ile 7 arası değil mi? Bunu eşitsizlik olarak ifade edebilmenin en güzel yolu da 3'e de 7'ye de eşit uzaklıktaki noktayı buluyorum. Ki bu da kendilerinin aritmetik ortalamasıdır. 5 değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın 7'ye de 2 uzaklıkta, 3'e de eşit uzaklıkta. Senin okuyacağın bütün değerler 5 ile 7 ya da 3 ile 5 arası. Bunu ne güzel nasıl ifade edersin? X değeri yani okuyacağın, göreceğin değer 5'e uzaklığı, x'in 5'e uzaklığı işte tam da böyle gösterilir arkadaşlar. 2'den küçüktür dersin. x'e uzaklığı 2'den küçük olanlar hep bu aralıklardır değil mi? İşte sevgili arkadaşlar mutlak değerin en güzel örneklerinden biridir. B şıkkında da biz bunu görüyoruz. 2021'de de benzer sorulmuş. 2018'de de soruldu arkadaşlar. Çok güzel. Mutlak değeri çok güzel anlatan bir soru. 6 ile devam ediyoruz. Böyle bir eşitsizlik verilmiş ve diyor ki bana evet kaymasın. Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir mutlak değer görüyorum. 6'dan küçük eşit. Eksi 4'ten de büyük. Ya herhalde eksiden büyük olur arkadaşlar. Böyle bir gösterim yok. X artı bir mutlak değer içinde 6'dan küçük denmiş olman yeterli. Bu arkadaş zaten her halükarda sıfırdan büyük olur. Pozitif olur. Senin çözeceğin budur. 1 ve 2. Adımlarda çok detaylı anlatıyorum. Ben böyle bir şey görsem nasıl davranıyorum? Bu arkadaş yani x artı 1 ifadesi arkadaşlar içerisi 6'dan küçük olabilir. Eksi 6'dan da büyük olabilir. Çünkü şu değer eksi 5, eksi 4, eksi 3 olursa da mutlak değer dışına pozitif çıktığı için 6'dan hala küçüktür. Benim çözmem gereken, benden çözülmesini istenilen durum budur. X'i yalnız görmek için herkese artı 1 ekliyorum arkadaşlar. Artı 1, artı 1. X, 7 oldu burası. Burası da eksi 5 oldu. Evet, şıklarda böyle bir şey yok. Ama D şıkkı ne diyor? Ben sana bir küme söyleyeceğim diyor. Ki o kümenin elemanları X'tir. Ve x'in aralığı da arkadaşlar bakın eksi 7 ile 5 aralığında x eleman doğal rasyonel sayı. Her sayı olabilir. Bu benziyormuş gibi duruyor ama değil eksi 5 var. Bu 5 değil eksi 5 yazılmış burada. Kabul etmiyoruz. Tabii ki D şıkkı. Sevgili arkadaşlar güzel bir gösterim. Küme olarak böyle gösterebilirsin. Eşitsizlik olarak böyle gösterebilirsin. Aynı zamanda biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Eksi 7, 5 kapalı aralığı şeklinde de görebilirsin. Şıklarda bunu da bunu da bunu da görsen doğrudur. Üçü de aynı gösterimdir. 7 ile devam ediyoruz. Aa bak bu enteresan temente bir soru. Sevgili arkadaşlar bunu çözeceğim. Hemen size birinci adımdaki 16. soruya da gönderiyorum. Buna da bir bakınız. Burada da çok detay anlattım. Diyor ki böyle bir şey verdim ben sana diyor. Verilen eşitlikte x'in alabileceği değerlerin toplamı 2
olduğuna göre K nedir? Aman Allah'ım, bu da ne ola ki? Hem de 2020'nin, gözlerim yanlış mı görüyor yoksa? Hayır, yanlış görmüyorum. 2020 faktöriyel. 2020'den 1'e kadar olan bütün sayıları çarp bakayım. Varsa böyle bir baba yiğit, çarpsın. Arkadaşlar, belli ki benim bu arkadaşla hiç işim olmayacak. Neden olmayacak söyleyeyim. Çünkü mutlak değerde ben karelerini aldığımda sevgili arkadaşlar, karşıma ikinci dereceden bir denklem çıkacak. İkinci dereceden denklemlerin formu da bu. Eşittir sıfır. Umarım ikinci dereceden denklemlere de hakimsiniz ki bu adımda 7. ünitede henüz ikinci dereceden denklemlere hakim olamayabilirsiniz ama oradan videolarıma da bakabilirsiniz. Yani x karenin bir katsayısı olacak, x'in katsayısı bir de sabit sayı eşittir sıfır gibi bir denklemle karşılaşacağız birazdan. Burada da arkadaşlar kökler toplamı ikinci dereceden denklemlerde x1 artı x2 eksi b bölü a şeklinde bulunur. A ne, b ne? A x karenin katsayısı, b de sevgili arkadaşlar x'in katsayısıdır. Hop, burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Çekmiş olmalı. Senin sabit sayıyla işin yok kökler toplamında. Yani bak, bu arkadaş sabit sayı. 2020'nin faktöriyeliyle benim hiç işim olmayacak. Hatta şurada da karesini aldığımda yine sabit sayıyla karşılaşacağım. Onunla hiç işim yok. Peki hocam, güzel. Karşılıklı karelerini aldığımızı düşünelim. Bunun karesi, bunun karesi. Bir de bununla ikisinin çarpımı olacak. Hani işler mutlak değerden kurtulamıyorum. Arkadaşlar, şu arkadaşı şu arkadaşlara benzetebilirim. Bak, şu arkadaşı 1 bölü 2 parantezine aldım. Mutlak değerin içindeyim hala. 4x eksi k. Mutlak değerin içindeyim. Birazdan onun şeyini de söyleyeceğim. Artı şu arkadaşı da 3 parantezine aldım. Hop, bak ne görüyorsun? 4x eksi k. Aynı ifadeyi gördüm değil mi? Güzel. Eşittir. Hadi bunun da gönlü kalmasın. Bunu da yazalım. Budur. Sevgili arkadaşlar, eğer ben bir mutlak değer içerisinde, şöyle de çakalım, 3A mutlak değer görüyorsam, buradaki çarpım halindeki sayı sevgili arkadaşlar dışarıya çıkabilir. 3A şeklinde söyleyebilirsin. Nitekim burada da bak, 1 bölü 2 ile 3'ü dışarıya alacağım. 1 bölü 2 tane 4x eksi k artı 3 tane, 3'ü dışarıya aldım, 4x eksi k eşittir 2020'nin faktöriyeli. Dikkat edersen tane tane dedim. Bak, ben çarpımları hep kere adet olarak görürüm. 1 bölü 2 tane bundan, 3 tane de bundan. Bunların toplamı nedir sevgili arkadaşlar? Yarım tane, 3 tane, 3,5 yapar. 3,5'u da sen 7 bölü 2 dersin. 7 bölü 2 tane 4x eksi k eşittir 2020'nin faktöriyeli. Yoksa 3 bölü 1 dersin, paydaları eşitlersin, 6 bölü 2, bak 7 bölü 2'ye ulaştın. Şimdi işte sevgili arkadaşlar, ben mutlak değerden kurtulabilmek için burada şahane bir hareketim var. Her iki tarafın karesini alırsam, buranın da buranın da karesini alırsam benim eşitliğim değişmez. Yine eşitliğim bozulmaz. Mutlak değerden kurtulmuş olurum. Neden alıyorum? Çünkü şu arkadaş negatif bir sayı da olsa pozitifte, diyelim ki eksi 7 ya da 7 içerisi. Sen karesini aldığında ikisi de 49. Aynı şey, fark etmiyor. 2020'nin faktöriyeli yetmedi, bir de karesi var. İstediği kadar olsun, hiç sıkıntı değil. Ki şimdi bak, bunun karesini alıyorum. 49 bölü 4 tane. Şimdi bu arkadaşın karesini alalım. 16x kare, birincinin karesi. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 8k tane x artı k kare. Hop, kurtuldum mutlak değerden. 2020'nin de faktöriyelinin de karesi. Artık ne şeyse o. Sevgili arkadaşlar, bir de şunu söyleyeceğim. Ben dediğim gibi ax kare artı bx artı c eşittir sıfır formu dedim ya. Güzel. Dikkat edersen x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a ya. Ben bu 49 bölü 4'ü şunlarla çarpmayacağım. Neden çarpmayacağım? Ben x'in katsayısını, eksilisini, x karenin katsayısına böleceğim ya. Ben bunu çarpsam da yine bölerken bunlar birbirini götürecek. O zaman bu durumda şu arkadaşın kökleri, hiç dağıtmıyorum bile. Eksi 8k var. Başında da eksi, eksi b. Bölü 16 diyebilirim.
Ki bana ne demişti? Kökler toplamı 2 demişti. Buyur sana 2. K'yı bulmak için tarihi fırsat. Dediğim gibi bak, çarpsaydım buraya bunu yazacaktım. Alta da yazacaktım. Bunlar zaten sadeleşecekti. Artı, artı oldu. Buradan K'yı kolaylıkla 4 olarak bulursun. Hop, işaretleyelim 4'ü. Şimdi sevgili arkadaşlar, peki hocam sen burada yaptın da bunlar farklı şeyler değil mi? Sevgili arkadaşlar, bu bir fonksiyonsa, artık K'yı da bulduk. Eksi 32 artık burası. Şimdi şu bir fonksiyonsa, ha bu arada 32'nin de karesi, onunla da ilgilenmiyorum. Bu bir fonksiyon, bunu çarparsan bu da bir fonksiyon ifade ediyor ise, kökleri de diyelim ki 1, 2 artık kaçsa bunlar, toplamları 2 olacaksa, eksi 1 ve 3 olsun. Eksi 1 ve 3 çok önemli değil. Arkadaşlar benim çözdüğüm şunun grafiği buysa, şunu çarpsaydım onun grafiği de şöyle olurdu. Böyle bir şey olurdu. Kökler değişmezdi. Sadece daha mı dik, daha mı yayvan, o olurdu. Hop, şöyle de olabilir grafik. Yani ben burada bu arkadaşı çarpmamakla sadece kökleri bulmuş oluyorum. Bir şey değişmiyor. Çünkü ilgilendiğim şey kökler. Yoksa farklı grafikler. Bu da var, başka bir grafik. Çarparsam daha başka grafikle karşılaşırım. 8'de devam edelim. Doğu Ekspres her gün karşılıklı Ankara'dan 18'de, yani akşam üzeri 6'da. Kars'tan da sabahın körü saat 8'de hareket etmektedir. Yolculuk süresi ortalama 24,5 saat olup, Allah'ım ne kadar uzun. Sevgili arkadaşlar, bu kadar yolculuğa kim gider demeyin. Doğu Ekspresi çok meşhur bir turdur. Burada mesele Kars'a varmaktan ziyade Kars'a gidene kadar yol boyunca o yolun keyfini çıkarmaktır ki çok turistik bir hattır. Sizlere de öneririm. Nefis bir hat. İnsanlar sırf civarları görmek için, o tren yolculuğunun keyfine varmak için binerler. Yoksa 24 saat süren, bir gün süren yolculuğu kim ister değil mi? Neredeyse. Eğer acelen varsa. Yarım saatlik bir artma ya da azalma olabilir. Yani 24 saat de sürebilir, 25 saat de sürebilir yolculuk. Güzel. Arda pazartesi günü Ankara'dan Kars'a gidenen, aynı hafta çarşamba günü de Kars'tan Ankara'ya dönen tren biletlerini almış. Ne kadar güzel. Buna göre Arda'nın Kars'ta geçireceği süreni saat cinsinden alabileceği değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Gayet de güzel bir soru olmuş bana sorarsanız. Biraz uğraştırıyor. Arkadaşlar, 18'de bindim ben trene. Salı günü. Güzel. Ertesi gün, pardon, pazartesi bu. Pazartesi. Salı günü ya 24 ya da 25 saat sürer. Ya 18'de ya da 19'da varırım değil mi şeye, Kars'a? Güzel. Sonra da çarşamba günü sabah 08'e de biletim var. Yani şuradaki süre kadar Kars'ta kalırım. Ne kadar sevgili arkadaşlar? 18, 6 dedik. Gece 12'ye kadar bir 6 saatin var. Bir de gece 12'den 8'e 8 saat, 14 saat. Ya 14 saat kalırsın ya da 7'den sayacak olursan da 13 saat. Yani 13 ila 14 saat arası kalırsın sevgili arkadaşım. İşte diğer sorularda da yaptığımız gibi, gel bunu şeyde gösterelim. Sayı doğrusunda görerek yapmak en güzeli. Ben konuyu anlattığım için böyle gösteriyorum. Yoksa hızlı hızlı sen de zamanla çözersin. Arkadaşlar 13 ya da 14 saat demen lazım. Yani X ya da T diyelim, hani zaman, çünkü T ile göstermişler. 13 ila 14 arası olacak. Bunu nasıl gösteririm? İşte bütün okuyacağın değer buralarda ya arkadaşlar. 13 ile 14'ün tam ortasına gel. Burası 13,5 değil mi? 13,5 ki ışıklarda şeyli vermiş, rasyonel. Yani 27 bölü 2'dir. Sevgili arkadaşlar, senin okuyacağın değer, yani zaman T'nin, şuranın her biri T olabilir. 27 bölü 2'ye uzaklığı, yani 13,5'a uzaklığı, işte aynen tam da böyle gösterilir. Ne kadar arkadaşlar? 1 bölü 2 kadar değil mi? Şu mesafe 1 bölü 2 kadar. Tam ortasını aldık. İşte buyur sana ifade. 13. Bunun Türkçesi arkadaşlar, 13,5'a uzaklığı, ben eşittir dedim ya. Küçük eşit olacak. Çünkü 13 saat de sürebilir, 14 de saat de olabilir. Küçük. Yani şu aralarda. Mesela 13,6 olsa bak 1 bölü 2'den küçük. 14 olsa tam 1 bölü 2. İşte bunun Türkçesi sevgili arkadaşlar şudur. 13,5'a uzaklığı 1 bölü 2'den küçük eşit olan sayılar. 13,1 mesela gibi.
Neredesin? A şıkkındasın. Geldik 9'a. 9'u beğendim sevgili arkadaşlar. Yani diğer soruları da beğendim de, hatta şöyle, ben bu videoyu ikinci kez çekmek zorunda kaldım. Elektrikler gitti ya da şey sıkıntı yarattı. Orada da söyledim. Yani ÖSYM olsam ben bu soruyu sorardım. Yani ÖSYM sınavında. Hatta ÖSYM yetkilileri de belki keşke biz sorsaydık ya. Hep sormadan önce demiş olabilirler yani. O da şöyle ki sevgili arkadaşlar, gene biraz emek vereceğiz soruyu bulmak için. Hasan, Emel, Murat sayı doğrusunda birer nokta işaretliyorlar. Bu noktalarla ilgili aşağıdaki bilgiler löbülüp veriliyor. İşte buna göre diyor Hasan'ın sayı doğrusunda işaretlediği hangisidir? Verileri bir bakalım. Emel 95. 95'i işaretliyor. Emel. Murat 27. Çok güzel. Bu da Murat. Bu da 27. Karşılığını işaretliyor. Hasan ile Emel. Hasan yok ortada. Şimdi Hasan'ı söylüyorum. Hasan ile Emel'in işaretlediği noktalar arasındaki fark en fazla 43'tür. Arkadaşlar, Hasan'ın işaretlediği Emel ile arasındaki fark 43 ise ya bu taraftadır ya da bu tarafta, değil mi? 43'ü ekle, kaç yapar? 138. 138'e kadar olan şuralar olabilir. Ya da hop 43'ü çıkar, 52. Şurası, değil mi? 52'ye kadar olan yerler olabilir. Hasan'ın olabileceği yerler burası Emel için. Emel'e göre. Hasan ile Murat'ın işaretlediği noktalar arasındaki fark da en fazla 29'muş. Arkadaşlar, Murat'a olan uzaklık 29 ise ya böyle 29'dur ya da böyle 29, değil mi? Ya -2'ye kadar şu aralıktadır ya da 29 ekledim 56'ya kadar, şuraya kadar. 56'ya kadar olan yerdir. Sevgili arkadaşlar, burası da olamaz, burası da olamaz. Çünkü tarif ettiğinde ikisine de uygun söylediği yer burası. Demek ki sevgili Hasan'ın yeri, Has, 56 ile 52 arasında. Şimdi geldik o meşhur hareketimize. Ne yapacağız? Bunu eşitsizlik olarak nasıl tarif edebiliriz? X, hop şöyle de gösterelim yine uzun uzun. 52 ve 56 arkadaşlar. Sayı doğrusunda. Buralarda bir değer okuyacaksın. Bu durumda ne yapıyorsun? Tam orta yeri seçiyorsun. İkisine de eşit uzaklıktaki yeri 54. X'in 54'e olan uzaklığı şuradaki bütün noktalar sevgili arkadaşlar böyle ifade edilir. X'in, yani bu sayının herhangi bir sayı, bu sayının şu 54'e olan uzaklığı 2'den küçüktür. Yani eşit yokmuş. 2'den küçüktür arkadaşlar en fazla dediği için. İşte buyur bu. 54'ü uzaklığı 2'den küçük olan tüm sayılar. Bunun Türkçesi budur. Neredesin? E şıkkındasın. Eşittir almışız ya. Almışız çünkü en fazla olabilir diyor ya. Ha, tamam, olabilir dediği için kabul. Olamaz ya da 43 kadar uzak deseydi de o da olurdu. Zaten aksi bir şey de yapmamış. Evet, ben çok beğendim. Güzel bir soruydu. Şu gösterime dikkat edin, Türkçesini anlayın. Zaten mutlak değerin şeyi arkadaşlar, o öğrenmemizin amacı, mantığı neredeyse. Mutlak değer diğer testlerde de söyledim. Mesafedir arkadaşlar. Bak burada da söyleyeceğim zaten sana. İki sayı arasındaki mesafe. 2 ila x arasındaki mesafe 5'ten küçük diyor. Örneğin. 10. soruya geldik. Böyleymiş. Sonra x kare artı 6x artı ifadenin çözüm aralığı nedir acaba diyor. Şimdi x kareyi bilmiyorum. X'i bile bilmiyorum ki x hangi aralıkta. Semra Hanım tahtadaki örnek soruyu adım adım aşağıdaki bir çözüyor. Löbülüp. Semra bir çözümde ilk hatasını kaçıncı adımda yapmıştır? Bir hata yapmış. Üzüldük. X ile 2 arasındaki mesafe. Dikkat. Şimdi birinci adımda demiş ki x eksi 2, 5 ile eksi 5. Allah Allah, burada 2 eksi x yazıyor, burada x eksi 2. Demek ki yanlış burada demeyin arkadaşlar. Neden? Bak ne dedim ısrarla. 2 ile x arasındaki mesafe. Bu ne? Bu da sevgili arkadaşlar x ile 2 arasındaki mesafe. 2 ile x arasındaki mesafe neyse x ile 2 arasındaki mesafe de. Mesela 9 ile 5 arasındaki mesafe budur. 5 ile 9 arasındaki mesafe de budur. İkisi de 4'tür arkadaşlar. Mutlak değer mesafe belirtir. O yüzden sonucu hep pozitiftir. Uzaklık olarak hiç eksi 4 metre uzaklık duydun mu sen? Hayır. O yüzden hep pozitiftir. Bu arkadaş budur. Böyle de söyleyebilirsin. Bunun açılmış hali de sevgili arkadaşlar aynen böyledir. Çünkü burası 2, 3 de olabilir bunun sonucu. Eksi 3, eksi 4, eksi 2, eksi 4,5 da olabilir. Buyur sana bu. Bu adımı
başarıyla alnının akıyla aşmış sevgili Semra Hanım. Daha sonra X'i tek başına görebilmek üzere herkese 2 eklemiş. Bak artı 2, artı 2, artı 2. Nitekim X2'ler gitti. X 5 ile 2'yi topladı 7, topladı eksi 3. Buraya kadar da her şey normal, güzel. Daha sonra da X kareyi ve X'i elde et. 6 X'i. Bak burada X kare ve 6 X'e ihtiyacı var. X kareyi elde edebilmek için karesini alıyor. Evet. Bunun da karesini alıyor. Bunun da karesini alıyor. Diyor ki x kare 9 ile 49 arası, 6 ile çarpıyor. 18, eksi 18 ile 42 arası. Şurası doğru ama burası yanlış. Neden yanlış arkadaşlar? Bak x kare en küçük 0 olur. Neden? Burada işte senin gözden kaçırdın. X 0 da olabilir. Eksi 3'ün karesi 9 ama bak x 0 da oluyor. 0 olduğu için şu arkadaşın 0 olması icap ederdi. Yanlışı burada yapmış arkadaşlar. Gerisini artık bakmıyoruz. Hadi öğrenmek için arkadaşlar, öğrenmek isteyen arkadaşlar için x karenin aralığını bulur. Bunu bulur. Toplarsın. Şunu elde edersin. Sonra da 1 eklersin. Hop tamamını elde edersin. Üçüncü adım diyor. Yolumuza devam ediyoruz. Geldik 11. ve testin son sorusuna. Evet 11. soruya geldik. Verilen geometri şeklinin kenarsız yani olmak için de x sayısı x eksenli tanımlanıyor. Örneğin yandaki x eksi 6 olarak söylenmiş. Neden arkadaşlar? X içinde görüyorum. 6 tane de kenarı var arkadaşın. X eksi 6. X tam sayı olmak üzere. Dikkat buraya. Sorunun bir aşamasında çözerken konuşacağız. Löbele plüp plüp. Eşitliğini sağlayan x değerlerin toplamı kaçtır? Normalde x tam sayı demeseydi sonsuz derdim ben buna. Neden olacağını da söyleyeceğim şimdi sana. Arkadaşlar bu soruların çözümü şöyle olur. Şimdi ben bunu gördüm. X eksi 4 yazdım. X sayısını gördüm. 1, 2, 3, 4. Güzel. Artı. Yine X ortada görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. X eksi 5. Eşittir. İçeride şimdi 4 görüyorum. Eksi 1, 2, 3 yazdım. Eşittir. Yani aslında X eksi 4 artı X eksi 5 eşittir 1. Bu arkadaşın sonucu 1. Bu arkadaşı sağlayan tam sayı değerleri nedir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi çok dikkatli olan arkadaşlarım hemen görmüştür. X eşittir 4 için burası 0, burası eksi 1, 1 olur. X eşittir 5 için de ikisini de bulursun. 4, 5 değil mi arkadaşlar? 4 ve 5 bunu sağlar. Hop 9'u işaretlersin. Ama böyle hızlı şey gitmek yok. Bu işin hakkı nasıl çözülür onu göstereceğim. Bir de almamamız gereken çözüm aralığını göstereceğim. Sevgili arkadaşlar gelin. Şu x eksi 4 mutlak değer x eksi 5. Bak bu şeyler böyle çözülür. Şu arkadaşın kritik değeri 4'tür. 4. Bu arkadaşın kritik değeri de şöyle yapalım bunu madem. 5'tir. Burayı 0 yapan. Hop, bu arkadaş da 5. Gel buraya. Şudur. Güzel. Arkadaşlar şimdi şöyle dersin. 4'ten küçük. Bunlar da x değerleri. 4'ten küçük bütün değerler için bu arkadaş eksi x artı 4'tür değil mi? Mutlak değer dışına negatif olduğu için, içerisi negatif olduğu için eksi ile çarpılarak çıkartılır değil mi? Ben konu anlatımını anlattığım için yavaş yavaş çözeceğim size. Daha sonra bu arkadaş da 4'ten küçük bütün değerler için yine eksi 4 artı 5'tir. 4 ile 5 arasında artık bak bu arkadaş kökü kurtardı. Bu pozitiftir. Olduğu gibi çıkar. Bu arkadaş hala negatif. Şu arkadaş da sevgili arkadaşlar 5'ten sonra da artık ikisi de pozitiftir. X eksi 4'tür. X eksi 5'tir. Bak topla diyor. Gel buraya T diyelim. Böyle. Bu T ikisinin toplamını şimdi yazıyorum. Bu aralıklarda davranın. Bu arkadaş eksi 2X artı 9'dur. Bu arkadaş X'ler gider 1'dir. Bu arkadaş 2X eksi 9'dur. Güzel. Ne diyor? Bana 1'e eşitle diyor. Eksi 2x artı 9'u 1'e eşitledim. X'i kaç buldum? 4. Hop bak şurada buldum değer. Şunu çözeceğim. Şuna güzel yorum yapacağız. 2x eksi 9 eşittir 1'dir. Bak x eşittir 5. Bu da bu arkadaş. Sevgili arkadaşlar gel gelelim şimdi şuraya. Eşittir 1 diyordu değil mi? Eşittir 1. Aa! Dikkat ediyor musun? Bak bunun toplamı da 1 oldu. Bunu arkadaşlar 1 eşittir 1. Doğru mu? Doğru. Bu ne demek biliyor musun? 4 ila 5 arasındaki bütün sayılar ama bütün sayılar bu eşitsizliğini sağlar senin. Vallahi da öyle. Neden? Bak 4.2'yi düşün.
4.2. 0.2 yapar burası. 0.8 yapar. Hatta gel sayı doğru üzerinden gör. 4, 5. Arkadaşlar senin şurada alabileceğin herhangi bir nokta al. Bak bu noktayı aldın. Bunun buraya uzaklığıyla bunun buraya olan uzaklığının toplamı her zaman 1'dir. Yani 4 ile 5 arasındaki bütün sayılar, ama bütün sayılar ki sonsuz tanedir, hepsi de çözer. Bunun anlamı da zaten budur. 1 eşittir 1. Eğer şöyle bir şey çıksaydı, diyelim ki çözdün. 4 eşittir 1. Böyle bir şey var mı? Yok. O zaman diyecektin ki bu aralıkta ÇK boş küme, çözüm kümesi yoktur diyecektik. Bu tür soruların arkadaşlar böyle iki tane ayrı ayrıların hakkı budur. Böyle çözülür. Yoksa bunu 4-5 hemen görüyorsun. Sorunun cevabı hiç önemli değil. Önemli olan nasıl çözdüğündür ki bu işin hakkı da budur. AYT'lere geldiğinde de grafik çizerken de yine aynı şeyi yapacağız. 4'ten önce senin grafiğin bu olacak. 4 ile 5 arasında direkt 1 olacak. 5'ten sonra da böyle olacak. Hemen gösterelim. Bak 4 ve 5. 4'ten önce şöyle bir grafiğin var. 4 ile 5 arasında hep 1. Şurası 1. Daha sonra da 2x-9. Senin grafiğin böyle olur arkadaşım. Tamam. Güzel. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.